Ya ne tür sorulara muhatap kaldınız savcılıkta? Şu an dosyayla ilgili ben bir şeyler söylemek istemiyorum. Bunlar devletin merceği, devletin savcıları şu an. Onlar zaten gereken neyse sizinle de basınla da herkesle görüşüyor. Benimle herhangi bir şey paylaştıkları yok. Ben de her şeyi sizden duyuyorum. Sizden ricam bu yalan haberlerle, artık bu dedikodularla, yani kızımın acısını yaşayamıyorum. Baba mezarlığa gelmemiş, baba sabahleyin gelmiş, baba sabah mezarlıktaydı. Ve bu insanların, bazı farklı tanımadığımız insanların mezara gelip kızımın fotoğrafını çekip fenomenler, rica ediyorum. Namalanmasınlar. Peki efendim, siz şu anda bir baba olarak hissettiğiniz şeyi, yaşadıklarınız 4 gündür siz de gözaltındasınız eminim. Misafirdim, gözaltı değildim. Hı hı. Allah onlardan razı olsun. Jandarmamız elinden geleni yapıyor, hı hı, ve yapmaya da hele de devam ediyor. Süreç devam ediyor. Sürecin bittiği bir şey yok. Kızımın cenazesi bulundu, doğrudur. Hı hı. Ama netice olarak sadece bununla bitmeyecek, bitmiyor. Ve şu an devlet, savcı, araştırmalar devam ediyor. Bunu da hep beraber göreceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Neler hissediyorsunuz şu anda? Üzgün olduğunuzu görüyoruz. Bunu yapanlara... Evet, bunu yapanlar hakkında. Ya da kim, ya da Allah kim? Allah kahru perişan etsin. Yani şimdi kim ne de, bir baba ne demek ister? Allah kahru perişan etsin. Rabbim onların evine de bu ateşi düşürsün. Kim bizden ne istedi? Çekirdek bir aileydik. Lüks bir hayatımız, böyle şatafat bir hayatımız yok. Çekirdek bir aileydik. Neticede soruşturma devam ediyor. Soruşturmayla ilgili biz de devletten bilgi, sizin gibi, nasıl siz bilgi, biz de o şekil bilgi alıyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Salih Kur'an'dan şüpheleniyor musunuz? Devlet kimden şüpheleniyorsa, devlet bugün beni de alabilir, devlet onu da alabilir, devlet herkesi alabilir. Efendim, eşiniz de gözaltı tutuklandı. Devlet herkesi alabilir. Eşiniz de tutuklandı. Devlet alabilir, devlet beni de alabilir. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir. Ve bu soruşturma bitene kadar bütün köyde alınabilir. Ben de alınabilirim. Ama netice olarak bu iş devlet çözecek. Ben buna inanıyorum. Devlet kızımın kanını yerde bırakmayacak. Evet. Hepinize teşekkür Ali ederim. Ali Baba, şüphelendiğiniz birileri var mı? Evet, babacan, yani şüphelendiğim, bir şey şüphelendiğim biri olsaydı zaten ben ne şüphelendiğim, bazı ne konular olsa da ben jandarmayla paylaşmışım. Ben jandarmayla habersiz bir şey yapmamışım. Bu noktadan Nevzat sonra... Nevzat Bahtiyar'ın açıklamalarını dinleyebildiniz mi? Okuyabildiniz mi Nevzat? Hayır. Bahtiyar? Amcayı hedef göstererek bazı şimdi bu evet, devletin işidir, benim işim değil. Devletin işidir. Devlet Allah'ın izniyle her şeyi çıkaracak. Devlet her şeyi çıkaracak. Peki, yani savcılarımız her şeyi çıkaracak. Misafir kaldığınız sürece emniyete, yani jandarmada, olayın oluş şekliyle ilgili kafanızda bir şey oluştu mu? Yani öncesi yok, sadece şu an beklemedim. Ben de sizin gibi beklemedim. Gerçekten çok yorgunum. Teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Sizden ricam, biraz bu medya konumunda bazı insanlar benim ailemin içinde çok fazla yorumlar yapıyor. Yani şu an eğer devletin bir merceği vardır, valilik vardır. Eğer valiliğin, bakanlığın yaptığı açıklama neyse doğrudur. Başka şeyler hepsi yalandır. Oğlunuz Enes hakkında ne diyeceksiniz? Oğlum bir defa daha da yakalandı, bırakıldı. Bir daha alınır, bir daha bırakılır. Bu neticede devletimizin ve savcılarımızın işidir. Benim işim değil. Yani Arif abi, siz normal karşılıyorsunuz o zaman. Bu süreç normal mıdır kardeşim? Kim yakalanıyorsa yakalansın. Netice olarak bu soruşturmanın, savcılarımızın, valiliğimizin soruşturmanın başa gitmesi için herkes de yakalanabilir. Peki, bir soru. Teşekkür ederim, lütfen. Soru olsun. İfade süreçlerinde elimizde itiraf niteliğinde diyebileceğimiz konuşan tek bir kişi oldu. Benim bilgim yok. Tarif ettiği şekilde nasıl sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar oldu. Bunlar çapraz sorgularda size bir şekilde ulaştırmıştır. Hayır. Bana bir şey söyleyin. Bana bir şey, o şahıs her akşam... Şüphelendiniz mi? Çünkü ya o şahıs... İlişkileri iyi oldu. O şahıs her akşam gelip camide oturduğum zaman her akşam yanımda gelip oturan bir insan ve insanların çirkin yüzü gözükmüyor maalesef.
antidevirde yaşıyoruz. Yani sizin de tahmininiz kendisinden yana mı? Yani şu an devletin söylediği şeyleri ben bir şey bilmiyorum. İfadelerden yola çıkarak soruyoruz. Eğer devlet öyle diyorsa da öyledir. Devlet savcılarımız ne diyorsa o şekildir. Nevzat Bahtiyar hakkında değil mi? Evet. Peki bu kişi bu eylemi gerçekleştirirken biliyorsunuz kardeşinizin aracından alıp kendi aracına çocuğu koyup olay yerine götürüyor. Burada tabii onun verdiği ifade sadece bir ifade tek değil. Galiba 4-5 tane çelişkili ifade var. Bu da savcılarımızın işidir. Bizim işimiz değil. Eğer biz o kadar bilseydik, bu kadar güçlüysek biz kızımızı devletten önce bulurduk. Demek ki biz bulamadığımız için, devlet bulduğu için bu devletin sorunudur. Benim sorunum değil ki. Peki bu köyün bir sorunu olabilir mi? Köyle ilgili iddialar da ortaya çıkıyor. Yani köy, burada tekrar köy yaşanınca... burada köy yaklaşık bir 90 haneli bir köydür. Burada 5-6 tane ayrı ayrı soy isim yaşayan insanlar, dedelerimizden kalma. Sadece bu köyde hepsi %90'ı Güran olarak değil ki. Güran sadece burada 10 ev, 12 ev, aslanlar burada 10 ev, kayalar burada 10 ev, dinçler burada 5-6 ev. Yani burada herkes, burada yüzyıllardır bu köydedir, bugün değil. Ama netice olarak neyin ne olduğunu ben bilmiyorum. Eğer bilseydim zaten söylerdim. Burada savcılarımız, Allah onlardan razı olsun, elinden geleni bir de jandarma yapıyor ve çıkaracak. İnanıyorum adalet yerini bulacak. Allah hepinizden razı olsun. Türk halkı benim kızıma sahip çıkmıştır. Allah onlardan razı olsun. İnşallah devletimiz bu katil insanı da ortaya çıkar. Hepinize teşekkür ederim. Çok yorgunum. Başınız sağ olun. Ve baba, ben gece sabaha karşı zaten geldiğim zaman kızımın mezarındaydım. Onu yayınlarda söyledik yani. Söyledik, evet. Bu sosyal medya çok fazla aşırı yalan, dolan, küfür, ayıptır. Herkesin bir şerefi vardır. Şu an biz normal bir devlette ya, biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz zaman hiçbir şey ortada kalmayacak. Her şey çıkaracak. Teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun.